Sanatkarlarla Sohbet programın yeni bir sayısında siz değerli aziz seyircilerimize karşı karşıyayız. Muhterem seyircilerimiz, programımızın konuğu bugün uzun bir zaman Türkmen sanatından irak düşen büyük abimiz Tahsin Cömert olacaktı. Şahin babası programımıza hoş geldi, o sefalar getirdi. Hoş gördünüz size ve bütün seyircilere. Çok sağ olasın. Değerli aziz seyircilerimiz, Tahsin Cömert'i aramızda zannedersem tanımayan yoktu. Onun için sizlere açıkçasına Tahsin Cömert'in biyografi hayatından kısaca bazı şeyler sizlere anlatacağım. Tahsin Muhammed Hurşid Ağa, Abbas Ağaoğlu, Zeynel Ağa, Cömert aşiretine mensüptür. 1940 yılında Kerkük'te, Kal'a'da, Hammam Müslüm mahallesinde dünyaya gözlerini açtı. İlk okulunu Tahira okulunda bitirdi. Orta okulu ise Mısala okulunda bitirdi. Liseyi Merkeziye okulunda yine bitirdi gece mektebinde. 1963'te Bağdat'ta Sekreteriye Üniversitesi'ni bitirdi. 1959 yılında elektrik dairesinde tayin oldu. 1987 senesinde emekli oldu. İki oğlan, üç kız babasıdır değerli sanatçımız Tahsin Cömert. Şahin babası, efendim, bugün seni biraz yorulacağız, kusura bakma acınan. Çünkü uzun bir zamandır sen sanatten irak düşübsen, bir neçe soru hazırlamışız senden sorakın özüne. Başlayalım birinci sorumuza. Sanat dünyasından uzun bir zamandır irak düşübsen, bunun nedenini seyircilerimize açıklasan. Dediğinize göre, beni bu gece siz biraz yorulturasınız. Bəli. Mən 59'dan Türkmen sənətinə, radyo televizyon evinə nə qədər xidmət etmişsəm, onu bir yorğunluq görmürəm kəndimə qarşı. Bilakis, onu bir kiçik vacib görürəm. Vəzifə görürəm. Bəli. Millətimə qarşı və Türkmen millətinə qarşı bilaxas. Onun üçün bu gecədə mən sizdən məmnunam. Səndən və arkadaşlarınız üstətlərdən ki mənim evimi ziyarət etdiniz. Sağ olasın. Məni bilakis böyük etdiniz. Çünki sənətkar və sənətçi ne kadar uzak ise sanattan, ama gevli her sanatın çarpar. Belâdi. Ve hasaten indi bizim Türkmen milleti sanata çok ihtiyacı var. Nişi televizyon evi, radyo evi ve gazeteler bunların yakınlaşmaklarına ve işlerine ve çalışmaklarına ihtiyaçları var. Belâdi. Millet, ilk görüşümü milletin
başka alemlere karşı, başka milletlere karşı bir şey daha gitse, o da sanattı. Sen olabilir otursan evde, av bir üyede, av bir cebhede otursan hakat edersiniz müşkül havuzu, tamam. Başka şey havuzu konuşursunuz, bir neticeye yetişirsiniz. Bu öz orta havuzda bir meseledir. Tamam. 5-10 tane ortasında bir meseledir. Tamam, büyük bir vazifeye kalkırlar. Vazife kalkırlar doğrusu. Ama sanatımızı alırsak, biz bütün dünyanın bir günde sanatımız karşısındayız. Hele ki yengidi, hele ki neden olmayıptı bizim Türkmen sanatı bugüne karşı. Yok avalkine karşı. Tamam. Çünkü avalkine karşı diyebilirim, ben ve arkadaşlarım sanatçılar 43 ilin yorgunluğu bedava yere gitti. Çok bir ben kolay şey... konuşurlar. Diller Bağdat'ta tepler, televizyon evinin ve radyo evinin izahı içinde, izahı hücresinde bilmem ne, su alıp ozunu ve elde kalmayıptı. Böyle basit bir hareket seraşırlar. İnsanın yüreğine ezirler. Sana vay, yani bir şeydi. Yani şey etmediler, yetiva etmediler o zaman, o zaman tamam. Karşı. Ama biz bunu alsak, görsek, eydi indi ben kalmış ama ahir ömrümüzde. Ben işte Abdülhamid başkası. İnşallah ama ya işte budur sanatımızın, bu da hakikat. Allah ömürleri versin. Ama gidenler neyin aslında? Tamam. Gidenlerin eserlerine ne oldu? Eserleri harada kaldı? Kalmadı. İndi benim diyebilirim istekim ve istekim mesullerden, Türkmen mesullerinden ve bilahaz cebheden bu sanatkarları yengiden başlarına toplansınlar. Kimler kalıpsa ellerinde, tamam. Hakiki sanatkar o folklorumuzu yavaş yavaş ona karşı bir çalışmak olsun içinde. Şey olur. İyi Tahsin abi, sen sanat hayatı ve ilk kez olarak Tahsin Kerkücoğlu ile göründük. Sonra Tahsin Cömert oldu. Bunu seyircilerimize açıklar mısın? Bu mevzuları basit bir suratla siz için izah edeceğim. Cenab-ı Hüsnü ve seyirciler için. İstemiyorum mevzu uzadığım. İnşallah. Herkes bilmen evvelden işte din yolunu tutmuştum doğrusu. Kal'adaydır, cami-i neşamızdaydı. Daniel Nebi, Kur'an okurdum, tezvid okumuştum. Bir kere ben döndüm sanat yoluna. Kaderim belaydı. Böyle. Belaydı kaderim. Onu ne zaman onu vazife gördüm o anda. Güzel. 59'da radyomuz ev açıldı. Radyo ev açılınca Türkmen'in sesi Irak'ta hiçbir şey yok idi. Türkmen'in sesi başladı dünyaya dağılmaya. Tamam. İyiydi, bunu kim doldurur? Sen gelmese, o gelmese, bu gelmese, o gelmese, bu kalacaktı. Hiçbir şey olmayacaktı, kalacaktı yerinde, o istifade etmeyecek ağzından. Ben, o arkadaşlarım başladık bu yol tutmaya ve radyo evine gitmeye ve radyo evinde çalışmaya ve bütün cüdümüzle, bütün içimizle işlerdik. Çünkü nişeyi ben çok müteessir olurdum o zaman. Bizim kızlarımız, oğlanlarımız bayramlarda, münasebetlerde, caddelerde başkasılarının manisini diyerdiler. Tamam. Türkmen diliyle ne? Türkmen manisi daha geldi. Başka milletlerin dilin, sanatının manisini diyerdiler. Biz kalktık, ben ve cemaatim kalktık, biz bu nehci ve bu yolu değiştik, bıraktık. Kızlarımız, oğlanlarımız bayramda, münasebette bizim manilerimizi desinler. Öz dillerini manisini desin. Çünkü yok idi o zaman. Tamam. Yenge bir yol açtık o zaman için. Yani bu az bir mesele daha gitti. Doğrusu koy dil açtırdık ozlarını. Sanat dil alıştırdık ozlarını. Güzel. O zaman meselemenin ortada evvelden bir manim var idi. Çerkük havası. Bu çerk havası büyük bir sada verdi. Neçe ilindeydi hatırlıyorsun? 59 bir zabıt. Evet. 59 il girişlerimiz. İl girişimiz radyo evine. Bu gazete eserdi. Ve bu gazetanın Allah'ın rahmetine kavuşup Üstad Sinan Said yazıptı bunu. Böyle. O insan o zaman Arapça kısmında spikar idi. Tamam. Radyo televizyonumuzun içindeydi. Tamam. Bu adam bir büyük arşiv var elinde. Burada okusavuz olsun Cenab-ıız. Tamam. Radyo evine giren sanatkarlar ilk defa Abdülvahid Güzelçoğlu. Tamam. Abdurrahman Kızılay. Tamam. Tahsin Kerkücoğlu. Güzel. Sami Celali. Ali Kalali.
Ekrem Duzlu, Fahreddin Ergeç, Mehmet Ahmet Erbilli. Bu sanatkarlar sırasıyla girdiler. İlk defa biz beşimiz girdik. Üstad Abdülvahid, Abdurrahman, ben, Sami Celali, Ali Kal'ali. Bu bir tarihti. Bu tamam. Bir tarihti. Ne güzel bir buşradı. Mene karşı ne hoş bir yoldu. Türkmen'in üçüncü, ikinci, dördüncü sanatçısı ben oğlum Türkmen dilini temsil edip. Tabii. Ve o zaman da İstanbul'a gelme ocağlara girerken sanatın onca takdir kıymeti yok idi. Zannedersem ikinci ayın birindeydi. 1959'da radyomuz açıldı. Ya hatırıma gelir neler kaydetti radyomunda? Ben böyle. İlk gelişimde burada Kerkük'te Çay Mahallesi'nde Abdurrahman Derzibaşıgil'in evinde bazı şeyler kaydettik. Onlar Burak Biryanoğlu'nu. Ondan sonra getirdi Bağdat'a. Bağdat'ta ilk defa bize bir şans verdiler doğrusu. Ki biz hele izahat televizyonu görmemişiz. Allah'ın rahmetine kavuştun Cemil Beşir. Bu insan bizim sanatımıza, Türkmen sanatına çok hizmet etti. Tahsin abi dönelim öz sorumuza dedik 59 yılında getirdi radyoyuna. Getirdi radyoyuna. Orada ben bir kurda makam koryat tezil ettim. Tamam. Ondan sonrası bir mutlak koryat tezil ettim. Güzel. Kardeşe diyeyim dağları tezil ettim. Güzel. Yengir Bestaydı. Abdurrahman Kızılay'dan merhum Sami Celali, Halil Kal'ali merhum. Bunlar memle döndürürler. Kalmadı işte, o da kalmadı. Güzel. Onu tezil ettim. Ondan sonra Kerkük havasını tezil ettim. İyi, Kerkük havasını Tahsin Comart'tan sesak bir parça seyircilerimize armağan etsin müzik ekibimizle beraber. Özüm başlarım ben de. Kerkük havası altından kası, Kerkük havası altından kası. Yarım hasta düşüptü, kimdi davası? Benim davası. Kerkük havası altından kası. Yarım hasta düşüptü, kimdi davası? Sen davası. Geceler dedim gülme yandırırsan benim. Esmere dedim gülme ağladırsan benim. Yandırdın beni, ağlattın beni. Yandırdın beni, ağzıma sağlık, müzik ekibimizin değerlerine sağlık. Tahsin abi, orta okulda olduğu zaman duyduğuma göre kaşafa faaliyetlerine katılırdı. Abdurrahman Kızılay'da sağlığına marabaydı. Bundan bir şeyler seyircilerimize açıklasan. Benle Bay Abdurrahman Kızılay, o zaman Kızılay'daydı, Abdurrahman Ömer idi. Bəli. Daha Kızılay olmamıştım, ne demek kariye olmuştum. Bir yerde tesadüf talebeydik, tamam. Orta okulda. Garik rahmete Allah Teala bıraksın, uzun üstad Sübhi var idi. Sübhi geldik. Bu insan güzel bir zat idi. O milliyetçi bir insan idi. Değeri az var o zamana karşı. Böyle. Bir sefeye çıktık, kanekine gittik. Benden Abdurrahman bir yedi. Abdurrahman o zaman başlamıştı. Yenge elinde üt çalırdı, öde başlamıştı. Ben başlamıştım, ben tembellik ettim, şey etmedim. Ben hepele kaldım o zaman yerinde. Bıraktım uzun kalsın. Gittik oraya güzel bir sefer ettik. Ve güzel günler geçirdik ve orada da birçok şeyler takdim ettik. Onları da sevindirdik. Özümüz de bir sefer sevindik, geldik. Sağ olasınız. Şeyler. Beyli Tahsin abi, ben yani duyduğuma göre orta okulda olduğu zaman, o zaman gençlik o zamanıydı. Azı bir aşka düşmüşsün. Onun tesiri altında kalarak şiir horet yazıpsan. Yadı o gelir. Bu meseleni istedim biraz fazla izah edeyim. Ben o zaman ortaokulda olandım, ömrüm 15, 14, 16 yaşındaydı. Tamam. Zannedersem benim aşka düşmağım o tarihte, o ömürde yani bir böyle şey azdı, çok azdı. Hakkudan da. Bilirsen neydi mesele ki? Biz o zaman yenge genciydik, kalkırdık. Ben. İşte Allah Teala da bir şey vermişti bize, indem vermişti bize. Hamdolsun. O sesimiz de var idi. Ben inan sen Daniel Nebi'ye gidendim. Cumalar gecesi okuyundan o atrafın
aileleri, cemaati geldiler, haz ederler, bizi görsünler. Ama bu dedikleri hakikat yoktu, insan aşka düşmesin. Ama o derecede daha girdi ki bana tesir etsin ve hayatıma tesir etsin. Bir böyle şey yok idi. Abi, ama bu üzerime bu hakikat bakıram çok var. Her insanın hakkı var bunda. Akhir, yani fazla bir şey yok idi. Olsa diyerek. Ben burada oturmuşum milletin kaşarında ve her şeyi sarışıram ve ben sarahatımı iyice biliriz. İyiydi bu seni bırakmadı şiir yazma, huriyet yazma. Ben yazdım, ben şiir o zaman yazdım. Bir şey yadığı da o şiir huriyetlerden. Ne yazdım? Bir suların etrafında çıkan bu yeşil otlar, yüreğimde olan dertleri toplar, saynar bülbüller, öter o güller, yarın aşkından ağladı çoklar. Allah'ı seversin, söyletme beni, olmuşam mecnudi dağlar, razı oldum bir salama, onu da vermez geçer. İşte bu tür şeyler yenge başlamıştır. Adı şehirde yani tanzim bir şeydir. Şehirden belli de yani sen azı bir aşka düşmüşsün. Yani bunun inşa... Vallahi ben bir böyle şey bilmem, başkası karşımdaki beni sevirdi bilmem neydi, o meseleler o zaman yani böyle şeyler belki var idi. Tamam. Bes ben bana karşı bir böyle şey tesir etmedi. Tamam. Ve ben elhamdülillah Allah'ın sayesinden Şahin'in nenesi dayazam kızı. Bilmem. Öz üstadığım hanımı almışam. Allah yakın etsin. Çok mes'udum da o günden bugüne kimin. Ve hakikaten Allah ya Rabbi babanın nesini affetsin. Özüne de uzun ömür memle beraber Hizmet. Versin. Allah inşallah bütünümüz saadette şeyde yaşasın. Bütünümüz, bütün Türkmen milletiyle. Tüm milletimiz. Sağ olasın abi. Tahsin Cömert hangi sanatkarın etkisi altında kaldı? Tahsin Cömert. Bu sual çok zor bir sualdı. Ve isterim izah edeyim uzun bir gece. Ve musiki cemaatimiz, üstadlar bu işe daha yakındılar. Sen'a diye. Ben aldım elimize, özümü tanıdım ki 59'da ve 59'dan evvel ve sonra baktım elimizde güzel folklorlarımız var. Koryatımız var, bestemiz var. Filan sen'atkar kal'anın dibinden okurum. O birisi güzel dedim gülmeni okuru. O birisi koruya çağırır. Bu birisi memniyedir, niyedir? Güzel eserlerimizi, güzel sanat değerlerimizi herkes eline alıptı. Baktım, doğrusu ben hayata tumuhatım var idi. Çok fazla, her şeye tumuhatım var idi. Haz ederdim yani her şeyden. İnşallah hepsine yetişsin. Eşerliğim ozunu yetişim bir şeye yetişim yani haz ederdim. Ne elimde işlemişim belli ederdim. Dedim, Tahsin, radyolarda çok dinlerim. O diri onun bestesidir. O diri onun sözüdür. Min elham filan, min kelimat filan, men ne? Baktım alam, bu sanatkarlar ki sesleri sada alıptı, yer alıptı. Bunların filan folklordan yetişmeyipler bir dereceye. Ben. Bunlar öz besteleri de yetişipler. Başkasının bestesiyle, başka bestekarların bestesiyle. Ben birinci günden ben. Radyo evine girendem, hatta ki bestem dağlardan. O birisi gene öz bestemle girdim, öz sözümle de girdim. Güzel. Birinci günden bu yol tuttum özüm için. İyiydim madem buraya yetiştik Tahsin abi. Evet. Burada bir soru benim hatırıma geldi. Şarkı sözlerin, bestelerin çoğunu özü kendine aitti. Evet. Sen yapıpsan. Evet. Bundan bir şeyler açıklasan seyirciler için. Bizde iyi şairler var. Çok iyi şairler bizde. Türkmen'de olduğu şair edebiyatımız inşallah çok yüksekti. İnşallah. O geldikse yükseldi. O inden sonra. Hasten mezel oldu indi. Gazeteler oldu, radyo ev oldu, televizyon ev oldu. Şimdi ben ancak hoşuma geldi. Radyo evinden bir spikerimiz var. Kız. Çelenk Hacı. Nermin'di. Nermin Avcı ile Çelenk Hacı kızı. Bunlar. Nevin Avcı. Bunlar ne güzel konuşurlar. Ne şirin konuşurlar. Ne bir cevülden, ne bir ahankten, ne bir zavuktan, havastan insanı bıraklar radyo evine bağlasınlar. Ama harada böyle şeyler vardı. Bizim sesimiz, bizim dilimiz kime bırakırdılar desin. Ve bizim gene bütün elden olsun. İnşallah. Ve bütünümüz geri sahip. Bize bakmasın. Yani sanatkarlarını rica ederim. Bana bakmasınlar. Benim belki zorufum ayrıdır. Belki ben hastayım. Zorufum ayrıdır. Bazı durumlarım var.
Onlar biraz öge düşsünler, biraz çalışsınlar, biraz işlesinler. Yani sen bir adım gelene uzayacaksın, üç adım gelsin haberi. İbelerdi. Bu çok mühim noktadır. Tamam. O, indi de diyorum, bir de tekrar ederim. Televizyon, radyo, o sanatkarları yıksın başına, göndersin yazıya. Orada sanat görsünler. Çünkü ben 66'da öz hesabıma, o 68'de Türkiye'ye gittiğim zaman atıldım orada radyo evine. Allah affetsin, Nida Tüfengçi oranın müzik mesulüydü. Ben. Dedim babamın gelmişim Irak'tan, Türkman sanatçısı. Ankara Radyosu'nda çalışıyor. İstanbul'daydı o zaman. İstanbul'daydı belli. Dedim gelmişim dedi, buyurun. Takdir ettim beni, aldılar stüdyoya. Stüdyoya aldılar beni, baktım seraşirler. Ortalarında. Dedi sen nanca kalsan var dedim, valla ben 2-3 günüm kalıp gideceğim bir 10 gün, bir hafta içimde. Şahin'in de nasıl o zaman yok idi Şahin. Benimle barabaydı, gezintiye gitmiştik. Dedi çok zahmetti. Gene sen kalasan bir 10 gün dedim, valla kalabilmem. Selahçılar dediler iyiydi, kadı yoktu. Pazar günü gelsen. Yani o had günü dediğimiz zaman evet. Onların ıklasıdır. Tamam. Biz senin için musika getirdik tezcilerle. Dedim ben sizden çok memnun oldum. Teşekkür dediler, yok. Gene İrak'ın sağ ol, çünkü sende bir ses var. Biz bunu koymadık, geçsin boşa. Hakikaten biz pazar günü getirdim, Nida Tüfengçi özü ve cemaat sazı getirdiler. Ve 6 mani, 5-6 mani aldım, kaydettim, ben düzenim. Aynı günde. Aynı günde, birbirine kaca yer yazdılar, notasını yazdılar. Maşallah. Notasını yazdılar, aynı şey ettiler. Ve aynı zamanda 68'de de getirdim, aynı rahmetli özü kalmıştım. Aynı bir 7 türkü, çerçük folkloru. Orada bize folklor yarar, başka şeylerimizi istemezler. Koryatımızı, folk mabestelerimizi isterler. Aynı zamanda aldım. Ben kalktım niyetim, biraz dediğim için, biraz tumuhatım var. Kalktım gittim orada, plak evlerine. Dedim ben hiç plak dolmuram. Benimle kim var idi? Nihat Hürmüzlü benimle idi. Allah affetsin Saygın Hürmüzlü. Dedim Saygın, beni hiç yaparım sen plak evine? Dedim ki, dedim gidelim plak evine, bakalım belki plak dolduk. Dedi vallahi burada çok zordu mesele. Dedim ki daha ne var bunda? Valla gittik içeriye, yüzüne var, bilmem ne var, oturduk. Bir gün, iki gün sürdü. Dediler, gel sen, plak dolu bizimki. Ben dedim, baba benim operetim var. Dediler, operet nerede? Dedim, kızla oğlan selaşi. Mani diye. Dediler, sele bakak, ben Perihan'ı okudum. Perihan'ı Irak'ta, radyo evinde yalnız okumuşum uzun. Ama orada... Bir kadın sesi var sanırım. Orada cevap var. Hı. Kardeşe diyeyim, getirdiler, bir kadın sesi getirdiler benim için. Başardık provaya. Hakikaten muvaffak olduk. Perihan'ı tezil ettim. Unut onu tezil ettim. Altı plak benim için istediler dolsunlar. Hatırlıyorlar da bunlar iki tanesini saydı, o bir sıra hatırlığa geldi. Etmedim. Kalmadım. Kalabilmedim. İcazam yok idi kalım. Tamam. Bu da vakit ister plak doldurmak. Tamam. Orada biraz fazla sürer. Hatta şeyim haradaydı. Plak eke bak. Elde izlenirsem muhakkak. O da. Affedersin tabi. Bu Döreme plak evi, Tahsin Kerkiyoğlu, Nülen Hanım, o birisi de Unut Onu, birisinin sözü Akrem Sabır'a aitti, o birisinin sözü Mustafa Kemal'e aitti. Tahsin abi zannedersem Unut Onu'nun evvelinde, yani Nülen evvelinde kız selaşırı. Selaşırı. Evvelinde kız selaşırı. Tamam. Burada Bay Nihat Nihat Altı selaşırı. Tamamdır. Tamam. Orada kız selaşırı. Unut Onu'nun tamam. Evvelinde. Ve Perihan'da da kız selaşırı. Bu memle beraber müşarik ettiler. Bu plakı benim için sonra, ben dönemden sonra cemaat bir 20-25 tane getirdi. Üstad Enver Ramazan getirdi. Güzel. Çıkmıştı pazara, almıştı. Güzel. Daha bir sayı getmişler, müracaat etmişler. Plak evine ben dedim, o zaman getirdim. Evet. Bakın çıkanda getirin. Valla 20 plak bana hediye etmişler. Oradan getirdiler. Bu benim için, yani özüm için demem böyle. Türkman sanatçısı ve tahsin cumartesi oraya gitsin 5 gün, 10 gün, 15 gün içinde plak dolsun gelsin, yani bilmiyorum ne diyeyim. Yani siz selam, ben demeyeyim. Hakikat var diye, vallahi, ben demeyeyim siz selam. Bu tabi yani sen büyük bir çaba harcayıpsan Türkman sanatçısına. Ben sen de işte Abdülvahid Cüzatçı oldu, Abdurrahman Kızılay'dı, Tahsin Cumart'ı, Muhammed Rauf'tı, İbrahim Rauf'tı ve başkalarıydı. Bizim yani sanatımızı yazıya çıkarttılar. Ve güzel dizasını da icra ettiler. Ve ben bunun üzerine ilave edeyim. Üstad Abdülvahid, Habbi Şeyda bizden evvel yetmişti bir işlere. Tamam. İstanbul Radyosu'na bizden evvel band kaydetmişti. İyi burada Tahsin abi hakikati o şekerden kessem. Şekerimiz var. İstemiyorum şeyi biraz uzadığım. Unut onudan bir parça armağan etse o seyircilerimize. Gözüm üzerine.
Hakat hakat açar. Bu nağımı okuduğum hara gedim, bu yoktu bizim Türkman folklorunda. Bəli. Özüm başladım yok vəzbəsdə bəzləməğa. Başladım, bir Allah Teala bir şey verdi mənə, dedim sizə təməhkarım bazı şey sənətdən. Başladım nağımələrlə çalışmağa, nağımə yapım, əlimdə bu nəcib oldu. Ha, bu nağımə indi yoxdur kimsədə, bu nağımə mənimdir. Qalı əsər müstəqbəldə. Allah muvaffaq etsin. Kimsə indi kim oxumayacaq, o inşallah müstəqbəldə oxularız. Çox sağ ol. İkinci məsələ, mən axtardım Nahavand maqamından, xoriyatımız yoxdur, iyicə, yox. Siz üstadsız bunları daha iyi bilirsiniz. Yoxumuzdur. Dedim, nə ki Nahavanddan bir xoriyat biz icad etməyəm, yapmayalım. Nə ki, mən bu işlərin işi girirəm. Çünki dedələrimiz əvvəldən çalışıblar bu bəstələri, bu maqamları, bu işləri gətiriblər ortaya. E biz nə etməyək? Biz də onların balasıyıq, onların ətbaşıyıq, cəmaatıyıq, onlardan qalmışıq bizdə. Onun üçün qalxdım, anla sevdimi də bir nəğmə, yəni aynı deyə bilinəm o zaman nəğmə, yengişdən icad etdim. Bu nəğmə nə oxulur, bu nə də kimsə oxuyub olsun. İndi cənabı üçün anla sevdimi başlayayım, sonra oradan deyim sizə nədir. Sevdim bir komşu kızını almana, amma sevdim bir komşu kızını almana, dili bülbül saçları sümbül hayran ona, gözleri şahla kaşları çatma. Kaşları çatma, gönlümü vurmuş, ah kifritli
sana sevdim bir komşu kızını aklını. Dal edip sen, hoş günüm yar, hoş günüm yar, 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 vay edip sen, sen özü bekler, beksen, yar, da deluden. Ah mani, vay mani, mani abdal edip sen, yar, 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 dadaludan. Anna bisav ne kadar sevgilim sever mani, her gün akşam geçerken yolumda bekler mani. İnci dişlerin, kub yerişlerin, İnci dişlerin, kub yerişlerin, Gönlümü vurmuş yar gülüşlerin, Gönlümü yakmış ah yar gülüşlerin. Çok sağ ol. Çok var olasın. Bu beste, bu bestenin sözü ve bestesi özümündür. Maşallah. Bir hatıradı geçti gene fikrimden. Bir gün Allah affetsin nenem dedi, oğlum korkasan sen sevde böyle düşmeyesen. Dedim nene ne ki? Dedi sen bilirsen manini çok içli oksa. Oğlum sen iyi uşaksın, hapsen. Dedim yok nene böyle şey yoktu. Fikrimi sefeli bu nahiyeden. Yani bir böyle macera da geçti ortamızda. Tamam, doğru diyorsun. Tabii Tahsin ağabeyinin sesi 60'larda düzenlenen törenlerde Bağdat'ta kardeşlik ocağında. Ben o zaman eşitmişim özünü. Bugün de sesini eşitim. Hiçbir değişiklik yok bunun sesinde. Göz nefes olmasın. Bizim eskilerimiz diğer tahtaya ça, yoksa bakar havada ne var. Allah'ın, göz nefes olmasın. Allah'ın sayasın. Çok sağ ol. Sizin vücudu uzladı. Tahsin Cömert. Arap sanatı dünyasında kimlere müteessir idi? Hakikatte kalkışımızda biz radyo evinden Arap cemaatler çok dinlerdik. Yani. Hatta o zaman Türkiye radyolarının bir böyle dalgaları yok idi. Çok dağıtsın manilerini eşidağın. Ha, Arap manileri idi elimizde. Yani. Kimler idi müteessir? Ben müteessir olduğum doğrusu Muhammed Abdülvahab idi. Güzel. Feride Tıraş idi. Yani. Ve Abdülhalim Hafız idi. Böyle. Bunların filmleri gelirdi. Nazım Gazali'ni de çok severdi. Nazım Gazali'nin meselesi neydi? Ben Bağdat'ta 61'de Bağdat'ta... Şahin babası okkasın sonra yani. Ruhsatı da. Affedersin. Şimdi biz burada geçmeyelim ayrı konuya. Geçmeyelim. Biz Feride Tıraş'ın manilerine bir küçük parçası desek senden seyirciler olmağa ne desem. Nasıl şarkı? Tabii bunlar hepsi üstadler dedim. Adlarını verdim ama üstad diyarımızlar. Böyle. Sonra girip o bir konuya. Bir manisi... Ben suallarda çok şey etsem ben o konuda. Kadı yoktu. Kusura bakma. Affedersen. Tabi Cenab-ı Hakk'a misafir edelim kerem. Ene umrun bile şebem ve hayatun bile Rabbi. أنا وهم
rahmun ana ana sa Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok var olasın. Biraz yüksekti. Tamam. Tahsin abi, şimdi geçeceğimiz konumuza Nazım Gazali ile eşitmişim beraber şarkı okuyupsan. Bunu seyircilerimize açıklasan. Allah'ın rahmetine kavuştu Nazım Gazali. Bu sanatçı Arap sanatında değerli bir sanatçıydı. Tabii. Ben bunu çok iyi gördüm. Çok şeyle de muacab oldum doğrusu. O zaman bir gün televizyon evinde bunun için taksiyelerdiler. Bes gelsin okusun. Yalnız stüdyonu bangalaydı o zaman stüdyo. Evet. Canlıydı. Mealler canlıydı. Yok idi tepizanı alasan. Resim alasan, kardeşe diyeyim çıksın. O da kadiderdi. Okurduk, çıkardık, yazdık, gelirdik, anardık. Özü tane yokuyumsan, yokuyumsan. Yokuyumsan işte mevcut budur. Tamam. Nazım Gazali bunun için has özü musika getirdi. İla ve ala idaat televizyonun musikası üzerine. Gün her çıkanda bir yarım saat, 35 dakika, 40 dakika çıkardı okurdu. O büyük bir kabiliyet vardı aslında, büyük bir ses vardı aslında. Bunun fetresinde bizim Türkmenca'ya şansımıza bir vakit vermişler. Güzel. Ben de Bağdat'ta olduğuma, o zaman bir sene lisede okurdum. O şans doğrusu beni tuttu. Nece tuttu beni? Bundan fırsat yoktu. Musikası, stüdyosu, bilmem neyi, onlar da Hazretler biz olağızlaydı. Çikini şime yorulturmam uzlarını. Makam mekanı başlarlar çalmaya daha özüm besteye girerim, koruyatımız okuram, çıkarım yazıya. Bunların bütün meşguliyetleri Nazım Gazali ile dedi. O zaman benden özü bir yakınlığımız oldu. Ben de doğrusu o zaman istemirim diyeyim. Ne diyeyim? Guruldardım. Guruldardım, guruldar. Yani guruldardım. Özüm özüme tacım kalbiz o şeyin içinde bangaların altında nece okurduk? Niye derdik? Güzel. İşte bu inanı kaçlık olduk, uzun fetre, o da 20-10-60'ta Allah'ın emrini bitirdi. Onu da ölmeğin işte bir ayrı bir ruhayası. Allah affetsin o zaman, cümletin ördende olsun. Allah affetsin. Tahsin Cömert'in gönlüne en yakın makam usulü hangisidir? Bütün makamları şey var. Okuduğumu okumuşam. Radyolarında rast okumuşam. Böyle. Sabah okumuşam, Hicaz okumuşam, Seygah okumuşam. Daha bazı makamları okumuşam. O koryatlarımızın da 3-4 nev'ini özellikle biz dedik yani makam usulün hangisini yani sahibi gölü o çok yakındı. Benim gölüme yakın olan hakikati sen özüme şeyime indi Mansuri makamıdır. Mansuri makamından bir makamını parça okuyayım. İmşah, güzel, şirin. Çerkük'ün bir has tabiidir. Tamam. Çerkük'ün havasıdır. Çerkük'ün görüşüdür. Yani başkasının makamına benzemez. Tamam. Yoktu kimse bunu ben okuyayım. Bir parça bundan seyirciler makamını. Nerkisi şahla dediler aşk içinde aşk içinde bana Mecnun ona Leyla dediler ey aman aman
Ey aman aman, ey aman aman, ey canım. Ah, ruhlara, ruhlara neşe veren gerdanına ehli nazar. Kimi belli, kimi belli, kimi kafur, kimi mina dediler. Ey aman aman, ey aman aman, ey aman aman, ey canım. Ruhlara neşe veren gerdanına ehli nazar. Kimi belli, kimi belli, kimi kafur, kimi mina dediler. Aman aman, aman 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 aman, aman aman, ey canım. Da 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 da. Kerkügel, kerkügel, şan vermişik yerine, kan vermişik, ey 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 ey, vay elimden. Biz sallana, biz sallana, biz sallana sallana, ayakta can vermişiz. Aman aman aman, aman aman, aman aman, imanım kerkü. Çok sağ ol, çok ol. Aman kerkük, aman kerkük, ne efsünkar diyarsın. Beni günden güne kaşıkla yakarsın. Nereye gitsem? Nereye gitsem? Kulan kal'an unutmam. Bize şanlı seleften yadgarsın. Baş etmezsin. Baş etmezsin adana ya. Cesursun. De gir şimdi. Ezelden sen kibarsın. Allah Allah Allah. Eğer Kur'an, eğer kanuna karşı itaat eylemekle eşkarsın. Kerkücüm, canım kerkücüm. Çok sağ ol, çok var olasın. Burada beni de kaynattı. Ben de sıram burada bir kore diyeyim. Kaynadı yerisin, hayatım. Hayatım sağ olasın. Sen de bilmem, sen özü yerinden, ol, sen özü olasan yerinden kaynaksın. Biri baba bugün kerkücün, safa sürdü kerkücün, dünya cennet olursa adını vermez kerkücün. Tehsin abinin gönlüne en yakın koreyat usulü hangisi de, onu da bilmek isterim. Vallahi mazan koreyatı severim, okuyayım inşallah. Güzel, mazan koreyatına gitmezden evvel Tehsin abi, sen şimdi burada Mansuru makamının koreyatı oldu. Yani aynı mazan var idi içinde. Kurdo koreyatı. Mansuru koreyatı, ben bilmem lebeleneyim, maşallah sen. Ömer Öcelad. Ben Mansuru makamını izah edeyim, şey için seyircilersin. Kısaca açısına bir işledim içinde. Böyle. Çünkü vaktin darlığından hapsin birbirine geçtim. Bir hakkını verdim inşallah eline. Tamam. Ben hapsin birbirine geçtim. Ömer'e gelen vurmadım ozuna. Gel özü Ömer'e gelen vurasan. Evet. Sonra bir de girersen başka makamlara geçersen içinde. Güzel. Bunları şey etmedim. Yani kestim uzun yolun kestim. Tamam. Olmaz çünkü bir süre. Tamam. Vaktimiz çok sağ var. Olasın. İyi bir şeyden mazan usulundan bir parça seyircilerimiz armağan etse. Yaş da var. Ey 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 ey, vay aludan. Kuru göz var, kuru göz var, yaş da var. Ey yar ey yar, ey yar ey yar, ey yar ey yar, ey yar ey yar, ey yar ey yar. Gözlerim bu yaş var, yaş var, kurur gider, ey 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 ey,
kuvva yeluden kurumayan yaş da var. Bilmedim bunca azap benim için bu yaşta var. Eğer çok sağ ol, çok var olasın. Təhsin əbinin cevrinə ən yaxın şarkı belə öz şarkılarından her vaxt deyil orada dolanı. Vallahi şarkılarımı da hepsini sevərəm. Hepsində yorulmuşam. Sen bir kere hepsində işləmişam ama sağ olsun indi əlimdəki şarkı nədir? Uzaqlardan əsən rüzgar kimin gəl. Yıldan yıla bir gün bahar kimin gəl. Bütün mavsim yağmurlu kar kimin gəl. Necəm? Gir gönlümə, gönlüm kapsın çalmadı. Allah Allah. Uzaqlardan əsən rüzgar kimin gəl. Uzaqlardan əsən rüzgar kimin gəl. Yıldan yıla bir gün bahar kimin gəl. Bütün mavsim yağmurlu kar kimin gəl. Bütün mavsim yağmurlu kar kimin gəl. Gir gönlümə gönlüm kapsın çalmadan. Gir gönlümə gönlüm kapsın çalmadan. Çalmadan. Kusura bakmayasınız. Çok sağ ol. Değerli aziz seyircilerimiz, tabii Təhsin abinin onca ürəyi doludur. Yani bazı sorular var, məni qoymur. Yani yaradan kəsir özünü. Millət həkim deyəndə mən şarkılarımı çok severim. Bir kere mənə demiş idi, uşaqlarımı da severim, şarkılarımı da onun kadarı severim. Gene kadar. Tamam. Vallahi gene kadar. Tamam. Vallahi. İyidi, Təhsin abinin radyo evində kaç şarkıları var? Təhsin kafi yolu dediğimiz Təhsin Cömert. Bəli. Mən özümü demem. Bu kitab Əli Vatındadır. Bu kitab Mevsuat A'lamul İraq fil qarnil 20. Zannedersem 36. safhanı atsa o. Bunda Üstad Hamidül Matbai izah edir təbii arşiv vüzatı əlimlerin alıb özünü. Mənim neçə şarkım var radio, televizyon evində. O bunda biri, o ilk kitabdır. İçində bir Türkman sözü var içində. Fennan Türkmani Ma'ruf. Tamam. Yazırı bir tek Türkman kelimesi. Bu kitapta var. Yazırı bu adam doğru deyir. 100 mənim var radio evində. Maşallah. Hepsinin bəstəsi, üç rübinin, dək üç rübinin, yarısının, yarısından əsrük sözləri özümün. Güzel. Daha baş olar bilərdən sonra Cenab-ı Zəhəbbü Zeyicə bilirsiniz. Zaten burada bir fotoğrafı da güzəlcə bir şeyler sənətlər. Sonra ilavə onun üzərinə bu 100 ilin içində bütün şəxsiyyələri, bütün vəzir vüzaradı, məmnədi, həbsini tafasildi ki, sənətkar alıb Türkmandan. Bəli. Bir məni alıbdı, bir Allah affetsin, Mulla Tahanı alıbdı. Güzel. Mulla Tahan da üzərinə tələşirir, o haqqında verib əlinə. O bu adam yetişibdi, bax ne şeylərinə. Yani bir başka yorulup içinde. Zannedersem hele bizim koy biraz kusura bakmayasız. Ediplerimiz, şairlerimiz, yazarlarımız. Mən Təhsin Cömert'in tarih hayatını aktarsanız bunu rübi yazabilmezsiniz. Affedersin sen. Çünkü sen bana çok yakınsın. Her gün gelse benden sual sorarsın. Çok sağ olasın. Kardeşe diyeyim. Doğru hakikat yani yoktur sen yani şunda. Aktarsanız Allah affetsin. Bizim Ahmet Oturakçı. O da çok yakınıydı bize. Çok şeylerimiz bilirdi. Bu işlere girişirdi. Ama başkaları hani kim ne yazmışsınız? Niye yazmışsınız? Niye yazmışsınız? Bir üstad ata derzi başı çıksın. O adam çok yoruldu eski folklorumuzda. O işlerdi. O hepimizin üzerine yazıptı. Latince bir büyük kitap çıkarttı vaktinde.
70'lerde dünyaya tevzi oldu. O adam çok yoruldu bizim folklorumuzda. O çok yoruldu bir işlerde. O biz ondan çok memnunuz. O çok teşekkür eder. Alıştırmozlarına. Onlar başlasınlar talebelerimize, canımıza, ciğerimize, dilimize alıştırmak. Ne için etmeliler? Niçin etmeler? Ne bekçiler? O zaman. Bilmeler mi biz Türkmanız var? Biz Türkmanız 70'te Meclis Kartevra kararın geçen makbur Meclis Kartevra'nın kitabıyla benim mekteplere dağıldı. Niş olarak tarmılar o zaman. Yan aşağılarında yap. Tamam. Yan aşağı. Haptü talebelerimiz o yüzden böylece oldu. Ne mutlu bir ekleyen zaman okuram Türkmanca. Ben onu bunu girdiğinde muradi evlerine nanca zorluk çekmişim. Tabii. Nanca zorluk çekmişim. Özüm bilirim. Neler etmişim. İşte benden utanırdılar. Sen oradaki cemaatimiz. Takdir ederdiler beni. Bilirdiler. Cevrimde bir şey yoktu. İlle milletime hizmet etmekti. Olur da benimle barbar olurdu. Tabii. Ben okuyordum. Bagdat'ta aman kar küyüne hepsini kördü. Alem korktu kaçtı yazıyor. Bilmiyorum ne için böyle, ne oldu o zaman? Bugün, bugün onun daha gün yoktu yani, kimse düşünmez. Bu yana ne gün var? Bugün üracı çok doğru da. Hakkı ne de üracım doğru olmasın? Ziyan bırakalım. Bir soru fikrime geldi. Buyurun. Hangi şarkı, yani sen temenni ederdi sahabinden evvel sen okuyasan özünü? Bir şarkı var böyle fikirde hazederdi. Vallahi, vallahi var. Türk şarkıları çoktu. Türkman bizim şarkılarımız var. Türkman şarkıları hapsi koştu. Böyle hazırda bir daha sevdama dalmam, bir daha ardı uzak atmam. Bir daha sevdama dalmam, bir daha ardı uzak atmam. Bir daha sana inanmam, bir daha ardı uzak atmam. Bir daha sana inanmam, bir daha ardı uzak atmam. Bir soru daha fikrime geldi. Tahsin abinin hangi şarkısı bir olaya bağladı? Yani bir hadise olup o şarkının üzerine okuyupsan. Hatır o gelir. Vallahi şairlerin çok geçmiş günleri var. Ben. Çok sevdeleri var. Çok şeyleri var. Tamam. Onların olayları, onların başına gelenleri benim başımda kırıplar. Mesela ne kimi? Ne kimi? Vazgeç dediler bana. Bu üstad Allah affetsin şey oturaksın neydi? Bəli, Ahmed oturaksın. Bu düşmüştü yani her insan bir şeye düşer. Bir sevdaya. Bir sevdaya düşer. Onun sevdası benim sevdam da beraber işte. Birbirine benzirdi. Mən ses, özü söz, menin özü çıkardık ya zeyin de olmasın. Otomobilden dolanırdık, neyim var neyim yok diyerdim özünde. Özünde ney var ney yok. Mene diyerdi nece sen başkaları alttan sımsıksa da ben sımsıklarım seni. Sen özünkünde, özünkünde sükür etme. Sağ da başından geçen çok. Hakkımızın başımızdan geçen çok. Vazgeç dediler bana, gönül doymadan sana. Kahverengi gözlerin beni edip divana. Vazgeç dediler bana, gönül doymadan sana. Çok sağ ol, çok var olasın.
çok sağ olasın. Tabakalardan çıkıram. Mehmet abi, siz benimle, sizi diri kanama mı siz benimle? Sevdat aşıyla kordu. Biraz özde özünü Sevdat'dan yan çakirdi. Ama sözlerinde her şeyi yavaş yavaş ben dedim sana, meydana. Dedim sana şairin ataşıyla yanırım bunda. Dedim sana. Benim de bu söz. Tamam. Bu söz benim. İyi Tahsin Cömert'in arzusu nedir? Arzum öz hayatıma karşı elhamdülillah yaşarım. Başımdan da sükekti. Hamdolsun. Sen at hayatı da. Milletimi her zaman parlak görüm. İnşallah. Her zaman milletimi üstün görüm. Bağlılık görüm birbirlerine. Birbirlerini sevsinler. Birbirlerini çok çok sevsinler. Dedikodu hareketlerden çıksınlar, uzaklaşsınlar. Bu mahalle diyeri. Kimse kimsenin üzerine sıraşmak, konuşmak. Kim istir işlesin. Çalışsın, buyurun. Bura dedi, bura meydan, bura memle. Gelsin, otursun, işlesin. Çalışsın. Ve biz bunların arkası yeriz ve elleri, büyüklerin elini öperiz, küçüklerin de yüzünden öperiz. Tamam. Kim de istirse, işlemişse, rıca edip çeksinler geriye. Tamam. Avvalınca geriye çekilmişler. Böyle. İndi de çeksinler geriye. Tamam. Ne oldu ozlarına? Havası daha var işlesinler, biz salam da aldık ozlarına. Diyebilir. O biz memnunluk ozlarına. Diyebilir, at meydanında belli olur. Tamam. Çok bitti. Sağ ol. Hakikat budur. Çok sağ ol. Hakikat budur. İyidi Tahsin Cömert şu kelimeleri nasıl ifade eder? Buyurun. Hasudluk. Vay 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 vay. Hemen. El hasudu la yasud. Allah katil. Bunu arayan takibenin yerinde kalır. Yani hasud kimse muvaffak olmaz. Yerinde kal. Hemen özü yerinde kal. Tabii. Şöhret ne demektir? Şöhrete göre makayet olasın. Şöhrete yetişenden sonra yorgunluğun neticesidir şöhret. Terk uçmağın. Ben. Yorgunluğun neticesidir. Gerek çok makayet olsun o zaman. Ondan evvel makayet olmazdı özü var. Kim bilir Tahsin kimdi, başkası kimdi. Ama ki Tahsin şöhrete yetişti. Sivran Efendi şöhrete yetişti. Seyyid şöhrete yetişti. Göre bir kere özleri ahlaklarına, özlerine, adımlarına göre bir sınır harda yerler. Yani çamırı incitmesinler göre. Güzel. İşte böyle göre böyle olsun. Budur. Güzel. Hakikat budur. İyi Tahsin'e bu ayrılık nasıl ifade edersin? Yamandan bir ok. Harap şey. Ayrılık zaten görsen. Tabir edemiyorum. Gözlerim de olur. Söyleşebilmiyorum. Ayrılığın tabii çok konusu var. Yani ayrılık, ana ayrılığıdır, yar ayrılığıdır, ulaş ayrılığıdır. Hapsi var başımızda. Hapsi var başımızda, doğru diyorsun. Hapsi başımızda. Azı bir şeydi, çok azı. Bizim milletin çektiğini bes özü birine çekipti. Tamam. Bizim millet gerek indi sevinsin, gerek indi incimesinler, gerek indi birbirimizi tutak, vallahi tutmasak özümüzü, birbirimizi tutmasak, elimiz bir olmasa netice iyi değil. Bütünümüze aziyet gelir, bütünümüze haraplık gelir. Kimse düşünmesin evinde otursa, evinde oturur, saklanır, kurnada bir beke bir haraplık gelmeyecek, acılık gelmiyor. Yok, bilakis evinde daha fazla gelir. Herkes otursun, çalışsın, işlensin. Çalışsın, görse alem nedir? Tamam. Bakın bir aleme neler edin. Tamam. Biz ne şey etmiyoruz, neyimize sürüyor? Elimiz, sakafatımız, malımız, mülkümüz, yerimiz, yurdumuz, kerkükümüz. Sen abi, bir soru burada fikrime geldi. Kusura bakma acına. Yok, bilakis. Sıksam biraz kusura vallahi... affeyle acına. Ben yani gördüğüme göre bizim eski sanatçılarımız tabii Tahsin Cömert da yani düşman sanatkarlarının öncü sanatçımızdan sayılır. Bunların çoğunun şarkıları genç sanatımız tarafından şarkıları okundu. Televizyon evinde olsun, radyo evinde olsun, törenlerde olsun. Ama Tahsin Cömert'in hiçbir şarkısı indiye kimin bir genç sanatçımız tarafından okunmadı hiçbir yerde. Bunun son sebebini... Son günlerde görürüm Erbil'de bazı şeyleri okurlar. Basit şeyleri. Ne ki? Hayatım ayrı düştüğümü okuyuplar. Mümneleri dinledim oradan ben radyodan. Ama bir hake diyeyim sana. Ben diyemem bunu millet desin. Benim sesimi harada getirsinler. Allah bir şey verip bana açık amir hesabındaydı benim sesim. Böyle. Aynı bir açık amirdi. Ne etsem böyle ederim olsun. Değil. Şarkı okuram. Makam okuram, Koreyat okumar, Türkçe okuram. Bir açık amirdi işte muzikler, yanaşamdadırlar, bilirler. Çok o öz tabiim var, has tabiim var. Zaten ben ne için diyeyim müstakbelde hiç öl. Canım ölü ama sanatım kalı. Geldikçe inşallah benden çok kuvvetli sesler gelir. İnşallah benden kuvvetli sesler gelir. Benim bestelerimi Allah ellerine tezgir ederler olsun. Bir 100 senede benim sanatımın ömrü geldikçe uzanır. Çünkü nişi bir tane geldiyse unutunu tezgir ettiyse, bir tane geldiyse Allah sevdiğini tezgir ettiyse, indi edebilmeler. Bir sene edebilmeler birdenbire. Ben olduğuma hayatta cesaret etmeler. Onu dinliler, özler için dinliler. Cesaret etmeler. Tamam. Ben seni o güzel senden iyi yazmasam, senden iyi hatat yazmasam seni taklit etmem. Fe bakıram ozlarına, diyirem ozlarına. Bir oğlu üstüne, biz okuyamıyorum hala bu.
Tamam. Ben gelsinler yardım edin onlarına. Yerlerinin şeylerini edebilirlermiş. Tamam. Bu budur nilalım. İyi Tahsin abi, saz alatını güzelce kullansam var böyle şey? Saz alatı böyle çalardım. Çalardım. Çalardım, saz alatı çalardım. Ben bir hakikat diyeyim sana. Dedim sana tümuhatım çok iyiydi. Böyle. İlk başlamağım Kur'an-ı Kerim'le başladı. Böyle. Maalesef. Maalesef diyorum din yolundan. Maalesef demirem milletimin yolundan. Din yolundan diyorum, o yolda keşke kalaydım Kur'an'ın nihayetine kimin indi. Büyük bir okuz olmuştum. Bu sese göre, bu şeye göre yerim almıştım maalesef yani. Ama işte kısmet böyle oldu. Çalardım saz, sonra vazgeçtim. Niçin vazgeçtim? Ben her şeyin iyisini isterim. Bu adam yanaşımda oturup, Halbi Efendi, ben ne alıştım, bu adam Allah bir şey verir bozma, bu çömenden çalmam. Üstad Mahmud'un üdün çalabilmem, onun ikağını çalabilmem. Ben özüm şey yaptadırım. Elime bir üd alayım, tırp 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 tırp, elime bir keman alayım. Yok vallahi, biz her şeyin iyisini isterim. Görürsen Allah Teala'nın meyvesini meyveye katırlar, daha güzel olsun. Tamam. Daha iyi olsun. Biz ne her şeyin iyisini tatmayalım. İbeladım. Saz var iken, iyi çalan var iken, ben hadi saz, o an sazını çalabilmem. Ben harbi Allah'ın ödülü. Öz kadar uca. Kardeşim, öz kadarımca evde hüzünümde oturam çalam, indi oturam tamam. Çalam. Şeref oğlum da çalar, güzel. O da çalar. Güzel. Ama ben yazda alakam yok da elime saz alayım, oturayım mecliste çalayım. Hakkım yok. Özüm için çalam. Tamam. Ben dedim sen özüm için her şeyde okuram, çalam da, okuram da. Ama gene evimde o hürriyetimi almam. İyide Tahsin abi, ilkokulda olduğu zaman eşitliğime göre sahne sanatından da bir ilgi vardı. Ben. Temsil edip sahne. İlk okulda olduğumuza bizi riyaza muallimiydi, o zaman resim muallimiydi. Bunlar naşatı maşata kıkardılar. Geldik Merkeziye Mektebi'ne, orada bir devir verdiler bize, temsile verdiler bize. Ama ondan sonrası, 59'da tabi ben içlerinde yaşadım. Fenni Şahane takımı, İsmet Hürmizli ile beraber, Fatih Cömert'le, Suat Arsalan'la, silah şıklarla, başka başkalarıyla, ondan sonra Kerkül Fenni Şahane takımı oldu. İşte daha yaşadım içlerinde. Ve ilan onun üzerine bir film çıkartacağıydık. Türkman filmi çıkartacağıydı. En sonunda bilmem ne oldu. Ben ona müşterikiydim. O filme belli. Aynı temsil cemaatiyle beraber tamam. Kısmet olmadı daha. Tamam. Şey Tahsin olmadı. Abi tabi benim yani fikrimde çok dolanan sorular var. Ama özü bilsen programımızın vakti kısa olduğu için bunları yani hepsini bir kerten açıklayabilmem sana. İnşallah gelecek günlerde başka bir programımıza bir de i̇nşallah. Seni inşallah yani konuğumuz ederek istediği Ceyhul'daki hakikatları da daha açıkçası. Ben büyük taziyetin başıma koydum olsun. Başı var olsun, sağ olasın. Bu inşallah bu işlerde yorulanlar da televizyon evi. Ve siz daha bunda hele çok yorulacaksınız. Televizyon evi. Onlardan da ben televizyon evinden çok çok memnunum. Çünkü ne şey, ben dedim size. Biz de sana memnunum. Bizim sesimizi, bizi, Türkman milletinin vücudunu onlar koyular ortaya. Onlar yorulurlar içinde. Az mesele değil, ben sanata çok övgülük veririm. Tabii. Sanat, bir günde sanat meselesi başka oldu, evvelki değil ki. Sanat dünyada ayrı bir şey oldu. Sanatla, alem sanatla harbi edir, davedir. Yobes yaşamakta. Davedir sanatla, musikası, musika, şefre mefre verirler birbirlerine musikayla. Yani bak alem neyi? Ben 98'e son 34 dakika Ankara Radyosu'nda zaten son bendimi Ankara Radyosu'na tezil ettim. Ben. Daha bir şeyimiz var ise, biz kusura bakma ona hitap ederim size. Budur şeyimiz budur. Bizim müşkülümüz budur. Doğru hareket budur. Evet, Tahsin abinin. Dört hücrede duvar cibinde oturmuşuz, sizi bekleriz. Televizyon evi çıkanda var ya, evimiz iyi almıyor televizyonu. Bekleriz her neyse. Bizim bunca almağımız 10 dakika, değer benim yanımda 10 saate başkasının televizyonu yoluna. Tahsin abi deyir 10 dakika tabii. Biz Tahsin abiyden zannedersem bir saatten ziyade biz konuşuruz. Duymadık. Bizden vay 10 dakikada gerçekten özüyle konuşmak, özüyle tartışma yapmak çok tatlı bir şeydi. Adam bunu duymuyor. İşte değerli aziz seyircilerimiz böylece burada programımızın sonuna geldik. Sizlere kalın sağlıktan demezden önce programın hazırlayan ve sunanı ben Sirvan Saçuzun ve kameramanımız Bay Seyyid Ahmet Azzedin, kameramanın yardımcısı Bay Raid Ahmet Azzedin ve yönetmenimiz Bay Mehmet Kasım Otuşlu'nun sonsuz
saygılarını ve sevgilerini kabul edin. Ayrıca sonsuz şükranlarımı da bildiririm Yakut Müzik ekibine, özellikle keman aletiyle usta sanatkarımız Harbi Şükür Kayaçıoğlu, ödaletiyle usta sanatkarımız Mehmet Kılınçı ve usul görevini güzelce başaran sanatkarımız Hüseyin Çarçı'ya da sonsuz şükranlarımı bildiririm. Programıma katılmaklarına karşı çok çok da memnunum. Çok çok da bilmem nece anladım, nece yani sevgimi bildirim değerli abimiz Tahsin Comar'da. Sağ olasın, teşekkür ederim. Programımıza katılmakla karşı ben sizden teşekkür ederim. Değerli aziz seyircilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra bir daha sizinle beraber oluncaya kadar hepinizi Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıklı.